Hay gelsin. Hoş geldiniz. Hayırdır, sizi ben dikkat ediyorum böyle. Ne yapıyorsun? Sayın Mehmet Hemşerim, size lakabınızda, kendi mesajınızda kimler derler? Murla Ahmetler soyuyla gelmiş, babamın hocazadedir. Evet. Mahmut, Hafız Mahmut hocanın oğluyum. Evet. Destin Mal Müdürlüğü'nde vergi memuru olarak çalışmaktayım. Evet, daha da değişik bir iş yaptığınız mesleğiniz var mıydı? Daha evvel dokumacı konusundan iştigal ederdim. Evet. Ondan sonra belediyede ve özel idarede çalıştım. Naklen maliyeye geçtim. 20-25 senesinde de maliyede çalışmaya başladım. Peki size de şöyle bir soralım. Acaba siz bu Besli'den neden göçtü bu millet? Esnaf, Zülfa, acaba neden dağıldı? Böyle bir görüşün var mı? Duyuşun nedir? Neden? En fazla dokumacılarla dokumacılıkla iştigal edilirdi. Bunlar işte çıkardığı kilim, battaniye veya tavanı buradan pazarlara pazarlara satış yapmak için gördüler. Biraz da dışarılarda çok geldikleri için onlara burada pazarlama olmadığı için dışarı götürmek mecburiyetinde kalıyor. Peki ikincisi de şu, biz diyoruz ki bu Besli'nin şey olarak siz olsaydınız, kimisi diyor ki bu Besli'nin yeri iyi değildi, burada sanayi yoktu, elektrik kıttı diyorlar, mecbur olduk diyorlar. Çünkü Besli'ne çalışkan, atına verdi, meydanı yoktu diyor. Biz dışarıda meydan bulduk diyorlar. Sizin görüşünüz nedir? Siz de deseler ki bu şehri kurun deselerdi, sen nereye kurardın? Bir esnaf olarak. Bir esnaf olarak daha düzgün ev kayardı veya delikli kaya veya dündar yalısı diye bir düzlük yere kurardı. Belki ileride vilayet olma ihtimali de olurdu. %100. Ya, %100. Evet. Bu vatandaşlarımız da dışarı gitmekten belki de burada göçten çok olacak. Evet. Bu görüşteyim. Peki. Şimdi ikincisi de biz Besli'ler olarak diyoruz ki 5 bin lira toplarız. Biz bir vakıf kuralım. Evet. Vakıfın bir şirketi olsun. Evet. Besli'yi yeniden kazandırmak, hiç değilse göçü önlemek için, evet, kap projesinden aslan payını alabilmesi için böyle bir teşkilat kuralım. Hem Besli'de gelmek isteyen iş adamlarımıza Kayardın'da veyahut da öbür şeyde Devletli Kayar'da buna bir krediyle hazır iş yeri gelsin, desin ki abi hemşerim gel buraya, ben dediğim o kire bir yer yapalım, sen bize kira öder gibi öde dersek her adam bu Besli'ler buraya gelecek, hiç değilse fazlası gelecek. Geldiler efendim. Ve köşkü de tutulmuş. Geri gelmek ister ya. Biz böyle bir şey olsa maddi manevi, yani maneviyet de iyi bir şey, güven vermek de insana çok bir sermayedir. Evet. Siz de böyle bir katkıda bulunur musunuz? İmkanlar dahilinde bulunuruz. Bir de şu, bizim aslımız Türkmen olduğu için geniş folklorumuz var. Evet. Biliyorsun aşağı şehirden biz sana biz söylerdik, her şeyimizi kendimiz yapardık. Evet. Yani tuzdan başka her şeyimizi kendimiz üretirdik. Evet. Şimdi bir folklor kurmak istiyorum. Bunu ben kendim önerim. Ya bütün hemşerilerime de soruyorum, şimdiye kadar kimse de itiraz etmedi. Evet. Böyle de bir maddi yönde mesela tavsiye dolu. Bunda da katkıda bulunuyor musun? Yok, siz folklor anlayamadım. Halk oyunları, halk kültürleri. Oyunlar. Evet. Valla onu pek bilemiyorum yani. Onu pek katılacak kimsemiz olmadı. Hayır, değil, tavsiye eder bir şeydi. Olur mesela, biliyorum. Herhangi bir folklor olduğu zaman başka yere bir heyet olarak da gider. Bütün Besli'ye evlendirecek. 5 vilayette organize olacak. Evet. Yani adapte olacak. Diyelim ki Uşak'ta eğlence var. Evet. Gidecek, ayda bir sefer orada moral verecek.
Benden adını alacak. Altında birincisi arabası veyahut otobüsü. Gelecek İstanbul'da isterlerse İstanbul'da konserini verecek. Beşlilerin özlemini gidecek. Beşlide lazımsa Beşlinin her türlü şeyine katılacak. Yani her yerde. Evet, yetiştirirse böyle bir konsara. Ha. Güzel olur. Evet. Kendim de bunun yazarı olduğum için evet. Böyle bir şeyde teşvikle veyahut da maddi mi?